Herkese merhaba. Bugün kampanya sistemiyle ilgili bilmediklerinizi anlatacağım. Başta emsar.tr sayfasına ve DJ Fenlek yöneticimize teşekkür ederim destekleri için. Yanlış anlaşılma olmasın, kanalla ilgili yorumları ve önerileri için söyledim. Bu arada kanalda herhangi bir şeker bug'uyla ilgili, bug'ıyla ilgili herhangi bir şey paylaşılmayacak. Hani nasıl yapıldığıyla ilgili ya da benim yapıp yapmadığımla ilgili herhangi bir şey söylemeyeceğim ki ben yapmıyorum zaten. Böyle bir şey çıkmadı ama kanalda bir video var. Şeker satan biriyle ilgili. Ondan dolayı şeker sattığımı ya da kullandığımı düşünülüyor herhalde. Öyle bir şey yok. Bilginiz olsun. Yayınlanmayacaktı. Şimdi kampanya nasıl gönderiliyor onu anlatayım. Bu arada videoyu DJ Fanlek izleyecek. Ona da kendisine yayın sırasında yani kendisinin yaptığı yayın sırasında doğru mu değil mi sorabilirsiniz. Öncelikle kampanyanın DJ'lerle pek de alakası yok. Gönderimi onlar yapıyor. Ama asıl olay Joy Game tarafından gerçekleştiriliyor. Kendileri liste hazırlıyor. İşte hangi tarihte yani kampanya tarihinde kampanya şartlarını yerine getirmeniz halinde Joy Game inceliyor, liste yapıyor ve emsar yöneticilerine bildiriyor. Sayfayı gönderdikten sonra listeyi yani DJ'lerde listenin gönderildiği gün aynı gün direkt hediyeleri yollamaya başlıyor. Yani hani mega atılıyor sürekli. Siz mega atsanız da hiçbir şey değişmeyecek. Joy Game liste göndermeden kampanyalar gönderilmiyor. Bunun da DJ'lerle alakası yok. Onu bilmenizi istiyorum. Şimdi bazen hatalı gönderim yapılıyor. Fazla ya da az. Onu neden DJ'lerle irtibata geçmeyip desteğe yönlendiriyorlar. Onu da anlatayım. Biliyorsunuz ki Netparable ortak oldu Emstar'a. Ortak olmasından sonra Joy Game ya da Emstar'a tam olarak bilgim yok. Artık kampanyalarla Netparable ilgileniyor. Fark ettiyseniz zaten kampanyaların çoğu değişmeye başladı. Daha böyle bir daha iyi kampanyalar yapılıyor. Hani size göre nasıl bilmiyorum ama bana göre çok daha iyi kampanyalar yapılıyor. Şeker bug'u tamamen kapandı artık. Benim bildiğim kadarıyla. 23 Ağustos'ta bir video paylaşmıştım. Zaten 29 Ağustos'a kadar kullananların çoğu banlayacağını söylemiştim. 29 Ağustos'a kadar da temizlendi. Ki banların da devamı gelecek. Bahçecilik sıralamasındaki çoğu kişi ban yedi. Zaten siz de fark etmişsinizdir. Daha çok kişi banlayacak. O yüzden kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Öncelikle şeker bug'ı kullanıldığı sürece, bu da Emsar tarafından fark edildiği sürece, yani yöneticileri tarafından 1 artı 2, 1 artı 3, 1 artı 4 kampanyaları daha çok uzayacak. Uzayacak derken giriş tarihi. Onun da bilgisini vereyim. En bonusta ayda sadece bir ya da iki kez yapılıyor. O da 15 günde bir. 1 artı 4 sadece özel günlerde yapılıyor. 1 artı 4 müydü? 1 artı 3 müydü ya? Onu da aklım karıştı şu an. 1 artı 4 sadece yılbaşına gelmişti galiba. Tam hatırlamıyorum. Bunları anlattığım için hani DJ'lerle bir alakamın olduğunu düşünmeyin. Hiçbir şekilde DJ'lerin kimseyle yakınlığı yok. Bir samimiyeti de yok. Bilginiz olsun. Bu arada bir konuya daha değineyim. Bazı arkadaşlar DJ Epona yani Scarlett'la yakın olduğunu söylemiş ve bazı arkadaşları korkutmuş. Seni banlatacağım işte falan filan diye. Bunun bir ifşası, ifşa demeyeyim kaba kaçar. Yani yalan olduğunu video olarak paylaşmıştım ben yine 23 Ağustos'ta. O yüzden hiçbir şekilde korkmanıza gerek yok. Kimse kimseyi banlatamaz bu oyunda. Siz kuralı ihlali yapmadığınız sürece. Ve artık
Şeker bug'ı kullanıldığı sürece, yani nasıl tespit ediliyor onu açıklayayım. Şüphelendiğiniz birine artık direkt tiket açıp direkt bildiri olarak sunabiliyorsunuz. SS'e gerek yok. NetPayable bunu, yani Fox yöneticimiz, tikete bakan yöneticimiz, eğer sizden SS isterse bana talep kodunu iletmeniz yeterli. Şeyle, postayla. Bu numaralar gönderildiğinde ben gerekli iletimi sağlayacağım. Sizin de işiniz olmuş olacak. Yani bir nevi temizleyeceğiz oyundan. Bilginiz olsun. Başka da pek bir şey yok. Hiç kimsenin, tekrar söylüyorum, DJ'lerle herhangi bir yakınlığı yok. Bilginiz olsun. Herkese iyi oyunlar dilerim. Hoşça kalın.